Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, 7'den 77'ye ekran başına diyoruz. Çünkü çok önemli bir konuğumuz ve önemli konularımız var. Merak ettiniz, hemen açıklıyoruz. Psikolojik danışman Sayın Duygu Tey'in konuğumuz olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Evet, bizler öncelikle Sayın Duygu Tey'in kimdir, kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz diyerek en zor sorumuzla başlıyoruz. Buyurun. Merhaba tekrar. Ben psikolojik danışman Duygu Tey'in. Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünden mezun oldum. Özel bir kolejde psikolojik danışman olarak çalışıyorum. Aynı zamanda bireysel danışmanlık yapıyorum. Eğitimimden sonra bilişsel terapi ve objektif testler eğitimi aldım. Bu şekilde. Harika. Peki, bunu ben genelde konuklarıma sorarım ama konu psikoloji ya da sosyoloji olunca sorarken daha da böyle bir merakla soruyorum. Daha da böyle cevapları alırken bir keyifleniyorum. Neden bu mesleği seçtiniz? Sebep neydi bu mesleği seçmenizde? Psikolojik danışma ve rehberlik alanı kendimi en iyi ifade edebileceğim alan olarak görüyordum. Ve bu süreçte insanların davranışları, düşünceleri ve duygularıyla ilgili böyle sistemli çalışmalar yapabilmek adına bu alanı seçtim. Aynı zamanda insanlarla olan iletişimim, gözlem yeteneğim de etkili oldu bu alanı seçmemde. Evet. Malzeme insan olunca hem zor hem de bir o kadar keyifli diyorsunuz. Evet. Yeter ki doğru duygulara, hislere dokunalım, doğru yönlendirebilelim. Evet. Ana fikir bu değil mi? Kesinlikle. İyi ki varsınız diyoruz. Teşekkür ederim. Peki, bilişsel terapi dediniz. Neden bu alana yöneldiniz? Biz bilişsel terapide düşüncelerle çalışıyoruz. Öncelikle danışanlarımızda sorun teşkil eden durumu saptıyoruz. Ve bu soruna sebep olan düşüncelere eğiliyoruz. Çünkü aslında o sorunla ilgili yaşadığımız olumsuz duyguların sorundan değil de düşüncelerimizden kaynaklandığını danışanlarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Bu düşüncelere de biz çarpık düşünceler diyoruz. Çarpık düşüncelerin yerine olumlu düşünceleri yerleştirdiğimizde aslında duygu durumunun değiştiğini, duygu durumunun olumluya gittiğini görmüş oluyoruz. Bu şekilde de terapi seanslarımızı ilerletiyoruz. Evet. Şimdi bu noktada tabii bir soru sormam gerekliliğine inanıyorum. Ama kesinlikle tüm yaşam koçlarımızı da tenzih ederek bir psikolojik danışmanla yaşam koçlarımız arasında ne fark vardır ve bu fark eğer olumsuz şekilde danışanlara yansırsa nasıl sonuçlar ortaya çıkar? Şimdi aslında bu bizim kanayan yaramızdır sağlık çalışanları olarak, psikolojik sağlık çalışanları olarak. Çünkü şu şekilde yaşam koçları da altında çalışan kişiler insanların yaşamlarında onları yönlendirme, yönetme gibi durumlarda çalışıyorlar. Mentörlük yapmamaları gerekiyor değil Kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Bizler ise bu süreçte danışanlarımızın yanında onlarla beraber bir yolculuk yapıyoruz. Aslında onlara uygulayabilecekleri yöntemler de yanlarında destek oluyoruz diyebilirim. Sadece ama seçenek sunan ve onları yine de bu seçeneklerde kontrol altında tutabilen biraz daha destekleyici bir terapi yöntemi seçiyorsunuz değil mi? Evet, bu şekilde. Ama dediğim gibi yaşam koçları kişilere böyle davranmalısın, böyle düşünmelisin gibi yöntemlerle yaklaştığında aslında bu doğru bir yaklaşım olmuyor, öyle söyleyebilirim. Evet. Böylece bu kanayan yaraya da küçük de olsa şöyle parmağımızın ucunu değdirmiş olduk. Bunu yapmamızın sebebi de danışanların aslında sonuçta gelinen sonda zarar görmemeleri adına. Evet. Çünkü yapılabilecek en ufak yanlış bir tercih ya da yönlendirilmiş olan yanlış bir seçenek bir danışanın tüm psikolojik yaşantısına ya da belki de hayatına bile mal olabilir değil mi? Evet. O yüzden lütfen buna da dikkat edelim diyoruz ama tüm yaşam koçlarımızı da tenzih ediyoruz. Çünkü alanında oldukça başarılı profesyonel koçlarımız da var. Evet.
Peki insanlar ne zaman terapiste gitmeliler? Yani bir terapiye ihtiyacımız olduğunu nasıl anlayabiliriz ya da anlayamıyor muyuz bunu da? Gitmekte çok zaman geç kalmış oluyoruz. Evet. Onu şu şekilde açıklayabilirim. İnsanlar sorunları günlük hayatını etkilediğinde terapiste gidebilirler ve gitmeliler de. Ama sadece bir problem durumu olmasına gerek yok. Kendi kişisel farkındalıklarını da daha fark edebilmek, ya kendisiyle ilgili kişisel farkındalık sağlayabilmek için bile bir terapistten yardım alabilirler insanlar. Evet, ille de bir sorun olması gerekmiyor. Evet. Aslında sorunlar olmadan önce de evet. Bir terapistle yol alabiliriz. Kesinlikle. Diyorsunuz. Evet, bu da çok doğru, gerçekten çok doğru. Peki siz danışanlarınızın sorunlarını nasıl tespit ediyorsunuz? Bu da oldukça güç olsa gerek değil mi? Çünkü her gün belki de onlarca danışanla tanışıyorsunuz ve her birinin ayrı ayrı problemi var, sorunu var. Ve belki de her biri bu sorunlarını çok rahat dile getiremiyor. Örneğin ben sorunlarımı çok rahat dile getiremem. Evet. Kapatırım kendimi. Nasıl tespit ediyorsunuz? İlk seansta uyguladığımız görüşme ve gözlem tekniklerimiz var. Bazı soru tekniklerimizle danışanımızı anlamaya, onun sorunlarını tespit etmeye yöneliyoruz. Bunun yanında bazı psikolojik testler var. Bu testler de bize yardımcı oluyor sorunu tespit etmemizde. Bu testlerden 14 tanesini ben kendim uygulayabiliyorum. Objektif testler adı altında. Bu şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Peki bu objektif testlerden biraz bahsedelim mi? Bunlar nelerdir? Mesleğinize ne gibi etkileri oluyor bu testlerin? Sorun tespit ederken çok büyük yardımcımız oluyor. Bilimsel geçerliği olan testler bu testler. 14 tane objektif test olarak adlandırılıyor. Ve bunlar kişide zeka, gelişim, kişilik gibi sonuçlar veriyor bize. Çocukta veya işte ergende veya yetişkinde uygulanabiliyor. Yani her yaş grubunu uygulayabiliyoruz. Ve eğer bir çocukta gelişim geriliği varsa veya işte zekasıyla ilgili bir problem varsa, kişilik sorunları yaşıyorsa bunları tespit edebiliyoruz. Örneğin 3-7 yaş arasında uyguladığımız GESEL gelişim testiyle o yaş grubunda genel kişilik gelişim özelliklerini tespit ediyoruz. Veya Bender, Benton gibi testler var. Bunlar da çocuklarda dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği gibi problemler var mı? Bunları tespit ediyoruz ve bu şekilde de yolu alabiliyoruz. Evet. Burada tabii ki her yaş grubuna uygulanabilir dediniz. Yani evet. Yetişkinlere de uygulanabilir. Evet. Çocuklukta bu test uygulanmayıp da atlandıysa sonrasında testi uyguladınız. Gerçekten oldukça çevresini üzen, işte ihanete açık, aldatmaya açık böyle tipler de geliyordur karşınıza. Bu testlerin sonucunda ona kişiliksizsin sen diyebiliyor musunuz? Tabii ki de öyle demiyoruz ama kişilikle ilgili bazı bozukluklar, tanılar, tespitler olabiliyor. Bu anlamda bazı tedavi yöntemleri var. Onları o şekilde yönlendirebiliyoruz. Bir psikiyatristten yardım almasını sağlayabiliyoruz bu anlamda. Bu şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Demek ki tedavi edilebilirler diyoruz evet. Biz de onlar için parantez içerisinde evet. Değil mi? Çok geç değil, tedavi edilebilirler. Çocuklardan bahsettiniz. Evet. Bizim en hassas noktamız çocuklarımız. Peki çocuklarda sıklıkla hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Aileler hangi sorunlarla size geliyorlar? Çocuklarda daha çok davranış problemleri, öğrenme problemleri. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu dediğimiz bozukluklar daha çok yaygın olan günümüzün sorunları diyebiliriz aslında. Çocuklar daha çok aileler bu şekilde başvuruyorlar ve bunlarla ilgili sorunlara çözüm aranmadığı sürece çocuklarda arkadaşlık ilişkilerinde problemler, grup içerisinde dışlanma gibi durumlar söz konusu oluyor. Bu yüzden de bu problemlere bir an önce müdahale edilmesi gerekiyor. Evet, aileler bu noktada biraz daha dikkatli evet, olmalı daha değil mi? Olmalılar. Belki de okuldaki öğretmenleriyle ya da ana sınıfındaysa, anaokulundaysa oradaki öğretmenleriyle de iletişim içerisinde olmalı. Çocuklarını takip etmeliler değil evet, mi? Evet, kesinlikle. Evet, peki çocuklarla çalışırken anne ve babaların süreçteki etkileri neler? Anne ve baba bizim çalışma alanlarımızda en önemli kanal aslında.
çocuklarla çalışırken. Öncelikle anne ve babalarla bireysel danışmalar yapıyoruz. Süreci onlara anlatıyoruz. Durum tespitlerini, çocukla ilgili durumları onlara aktarıyoruz. Bunun yanında anne baba eğitimleri, anne baba okulları, onların daha fazla bilinçlenmeleri anlamında bu tarz eğitimler düzenliyorum. Bunun yanında eğer çocukla ilgili herhangi bir durum tespit edildiyse bu süreçte onların sürece daha fazla katılımı sağlamak amacıyla kitaplar öneriyorum. Çünkü daha fazla bilgi demek çocuğa daha fazla yardım edebilmeleri demek. Bu şekilde işbirliğiyle ilerlediğimizde çocukta tabii ki de daha hızlı ve daha uygun çözümler üretebiliyoruz. Evet. Peki çocuklarda karşılaştığınız problemlerin sizce temel sebepleri neler ve bu problemlerin çözümü için ne kadar zamana ihtiyacınız olur? Bu süreçte daha çok genetik faktörler rol alabiliyor. Yanlış ebeveyn tutumları en önemli sorunumuz aslında günümüzde. Kararsız davranışlar ve en çok da aslında yine günümüz problemlerinden diyebileceğimiz teknoloji bu problemlere sebep oluyor. Aslında şöyle, her sorun için süre farklı, bu şekilde söyleyebiliriz. Ama genel olarak şu şekilde oluyor. 8 ile 10 seans diyoruz biz ve seanslarımız 50 dakika sürüyor. Ama dediğim gibi her problemde birbirinden farklılık gösterebiliyor. Yani bir travma çalışırken 1 yıla kadar uzayabiliyor ya da daha küçük problemlerde 4-5 seansta da tamamlayabiliyoruz. Evet. Aslında bu biraz önce de sorduğum soruya çok benzer bir soru olacak ama insanların psikolojik destek almakta istekli olduklarını gözlemleyebiliyor musunuz? Yoksa bazı tedirginlikler yaşıyorlar mı? İşte ben neden psikolojik danışmana gideyim? Abi ben deli miyim? Yaş vardır, grubuna göre, evet, yaş grubuna göre de değişiyor. Yani insanlar çocuklarını bir psikolojik danışmana getirirken daha rahat davranabiliyorlar. Hı hı. Daha hızlı çözüm alabilmek adına. Ama kendileriyle ilgili olduğunda biraz daha tedirgin davranabiliyorlar. İşte toplumsal ön yargılarla ilgili. Ama günümüzde daha da artarak bir psikolojik danışmandan, bir psikologdan yardım almak giderek artıyor. O şekilde anlatabilirim bunu da. Harika. Evet, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz teşekkür programımıza. Teşekkür ederim. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, psikolojik danışman Sayın Duygu Tey'ini ağırladık. Hoşça kalın, huzurla kalın, akıl sağlığımız hep yerinde kalalım.